Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Sinan Özkar, STV ekranlarında yayınlanan Soruyoruz programına konuk oldu. Kongre sürecine dair soruları da yanıtlayan Özkar, ortak aday konusunda şakayla karışık ortak aday benim derken kırsaldaki delegelere de güvendiklerini ifade etti. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Sinan Özkar. STV'de Soruyoruz programına konuk olan CHP İl Başkanı Sinan Özkar'a ortak aday konusu soruldu. Özkar gülümseyerek ortak aday benim dedi ve ben bunları fazla ciddiye almıyorum. Bazen arkadaşlar yazacak şey sıkıntısı çekiyor, bir takım senaryolar üretiyor. Bu ismi geçenlerin hepsi bizim yakın arkadaşımız. Aynı grubun içinde yer aldığımız insanlar. O arkadaşlarımızın böyle bir şeyden ne haberi var ne de böyle bir talebi var. Ama birileri Sinan Özkar gitsin de kim gelirse gelsin diyor. Zannediyorum ki bu dönem tek liste olarak çıkarız. Tabloya bakıyorum ve öyle düşünüyorum dedi. Ya, ben hazırım diyor. Ya ortak aday benim yani tek aday. Ortak aday benim. Ya şimdi valla ben bunları fazla ciddiye almıyorum. Bazen arkadaşlarımız herhalde yazacak şey sıkıntısı çekiyor. Bir takım senaryolar üretiyor. Ya bu ismi geçenlerin hepsi bizim yakın arkadaşımız. Aynı grubun içinde yer aldığımız insanlar. Ne yani, oluyorsa yakınlardan oluyor. Yok, hayır. Yani o ilişki farklı. Yani o grup mantığı ve birlikte hareket etme o farklı bir şey. Bir de bu bugüne dayalı değil. Yani yeni bir şey değil. Yani o arkadaşlarımızın da böyle bir şeyden ne haberi var, ne şeyi var, öyle bir talebi var. Ama birileri işte ya Sinan Özkar gitsin de kim gelirse gelsin diyor ama zannedersem bu dönem tek liste olarak çıkarız yani. Tek aday olarak evet. Sizin listeniz oylanır ya da seçilir. Tabloya bakıyorum öyle düşünüyorum yani. Özkar iki ya da üç liste olursa ne olur sorusuna ise delege sonuçta son sözü söyleyecek ama geçen döneme nazaran biraz daha farklı bir tablonun olacağını düşünüyorum diyerek şunları söyledi. Geçen dönem il delege listesinde kendi adımıza bazı firelerimiz vardı. İşte kırsaldan beklediğimiz oyu alamadık yani aldık ama o da neden kaynaklı? Yani siyasetin içindeyim ama mesela kırsaldaki il delegesi sizi tanımayabilir. Yani farklı etkenlerle oy kullanabilir. Ama şimdi öyle bir sıkıntı ortadan kalktı. İki senedir insanlar tanıdılar. Neyi yapıp neyi yapamayacağımı, nereye doğru partiyi yönlendireceğim konusunda bir fikir oluştu. O nedenle hani biraz daha şanslı görüyorum, daha şey görüyorum. Sağduyu, bizim üyenin delegenin sağduyusu emin olun tutturur. Ön seçim yapıldığı dönemlerde hep doğru adayları tercih ettiler. Evet. Dönüp baktığımızda baktık ya delege üye doğrusunu yapmış dedik.